Öncelikle herkese sağlıklı günler dileyerek başlamak istiyorum. Umarım her şey yolundadır herkes için. Problemsiz bir karantina süreci geçiriyoruzdur. GoFor'a da çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Şimdi neden Gençlik Konseyi'ne ihtiyaç var? Konuşalım. Bu toplantıyla ilgili hazırlık yaparken şöyle eski notlarımı karıştırdım arkadaşlar. Neler var neler yok diye. Ha bu arada tanıdık yüzler görüyorum. Epeydir görmediğim yüzler var. Onlara da bir kez daha merhaba demek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız çünkü bu süreçte çok ciddi katkı sağlamışlardı. Dediğim gibi eski notlarımı karıştırırken bir rapora denk geldim. Rapor 2001 yılından. Şöyle bir başlık var. Gençlikle ilgili temel sorunlar diye bir başlık. Kısaca böyle bir geçmek istiyorum üzerinden. İşte şöyle notlar almışız o raporda. Genç kadın ve erkekler arasında fırsat eşitsizliği, temel hizmetlere ve gençlerin temel hizmetlere ve imkanlara, bilgi kaynaklarına, maddi kaynaklarında erişimde yaşadıkları sorunlar, karar alma mekanizmalarına katılımdaki yetersizlikler, gençlerin veri tabanı ve bir takım dokümantasyona erişimindeki ve bunların varlığındaki yetersizlikler, kent hizmetlerine erişimdeki yetersizlikler, gençlerin eğitime katılım döngüsü içinde yer almasındaki yetersizlikler, sağlık, yoksulluk ve böyle bir liste. 2001 yılındaki bir rapor, bir takım toplantılarda tuttuğumuz raporlar. Merak ediyorum, o zamandan bu zamana acaba ne değişti? Şöyle bir şey diyebilir miyiz? Bunlar hala varlığını sanırım sürdürüyor. Kısmen bazılarında iyileşme olmuş olabilir. Kısmen iyileşmeler olmuş olabilir. Ama değerli arkadaşlar, bu sorunlar, bu temel problemler gençlik alanında hala varlığını sürdürüyor diye düşünüyorum. Yine bu Gençlik Konseyi'nin varlık nedeni de aslında biraz bunlarla ilgili değerli dostlar. Çünkü bu sorunları kim dile getirecek? Bu sorunları kim seslendirecek? Bu sorunların çözümüne kimler katkı bulacak sorusuyla da karşılaşıyoruz. Sadece devlet mi? Değil. Devlet de bu sorunları, hükümetler bu sorunların çözümüne yönelik politikalar geliştirirken, uygulamalar geliştirirken, yasalar geliştirirken çok önemli bir paydaşı olan gençliği de dikkate almak zorunda. Aslında işte gençlik konseylerinin, gençlik örgütlerinin sadece konsey bu şemsiye bir yapı biliyorsunuz. Bizim gençlik alanında çalışan örgütlerin bir araya gelip oluşturduğu yapı olarak düşünecek olursak bunların seslendireceği bir mekanizmaya ihtiyaç var. İşte gençlik üst düzey gençlik yapılanması ya da gençlik konseyinin niye olması gerektiği burada karşımıza çıkıyor. Zira gençliği ilgilendiren konularda politik kararlara, yasal süreçlere, mevzuat geliştirmeye de söz sahibi olabilmek için bir temsil yapısına ihtiyaç var arkadaşlar. Bu temsil yapısı birçok ülkede kurulu. Türkiye'de de işte yeni kuruldu. Şu andaki yapı zaten Başak Hocam ve Musa Hocam tartışacaklar, anlatacaklar size ama geçmişten bu yana hep bunun sıkıntısını yaşadığımız bir yapıya ihtiyaç vardı temsil konusunda. Ulusal Gençlik Konseyi'nin niçin olması gerektiğini sorusu burada yatıyor. Bizimle ilgili, gençlerle ilgili, kendimi de genç sayarak bu arada, karar alma süreçlerine aktif katılımımızı sağlayan bir mekanizma. En önemli işlevlerinden biri bu. Yani birçok işlev var tabii. Tek bu değil ama en önemli işlevlerinden bir tanesi konseyin budur diye düşünüyorum. Diğer soru neydi Ela'cığım? Öyle biraz şeyli mi gitsin? Hani... Evet sen zaten anlattıkça benim de aklımda farklı hı-hı. bağlantılar kuruluyor. O yüzden tam buradaki paylaştığımız sorulardan gidemeyebiliriz. Hı-hı. Biraz da şuradan bahsedebilir misin? Yani nasıl ortaya çıktı bu fikir? Nasıl bir araya geldiniz ve nasıl bir mücadeleye başladınız? Şimdi bu gençlik konseylerinin oluşması, Türkiye'de de oluşması fikri aslında yeni bir yapı olduğunu düşünmüyorum. Hani özellikle gençlik çalışmaları tarihine baktığımız zaman Türkiye'de böyle şemsiye organizasyon dediğimiz örgütlenmeler 1900'lerden beri var, yok değil. İşte bakıyorsunuz 1914 yılında Milli Talebe Birliği kurulmuş. Sonra kapatılıyor, tekrar açılıyor. Hani o tarihsel süreci dokümanlarda, bir takım belgelerde görürsünüz, bulursunuz. Bu tip şemsiye örgütlenmeler yok değil Türkiye. Buna
alışkın aslında. Ülkenin siyasi konjonktürüne göre değişiklikler göstermiş bu yapılanmalar. Avrupa'daki tarihsel gelişime de bizimle de ilgili. Çünkü Avrupa'daki Ulusal Gençlik Konseylerini incelediğimiz zaman çok geçmiş tarihi eski olanlar var. Mesela Almanya'ya bakıyorsunuz 1946 ya da 49'da kurulduğunu görüyorsunuz. Ama çok enteresan. Onun dışındaki özellikle Avrupa'daki kurulmuş olan Ulusal Gençlik Konseylerinin birçoğunun işte 60'lı, 70'li, 80'li hatta 90'lı yıllarda kurulduğunu görüyorsunuz. Türkiye'ye bu kavramın böyle Ulusal Gençlik Konseyi kavramının gelişi işte 99'ların sonu 2000'lerin başında ağırlıklı olarak işlenmeye, konuşulmaya, tartışılmaya başlandığı dönemler. Biz de o dönemlerde böyle bir proje kapsamında bir girişimde bulunmuştuk. Türkiye Gençlik Konseyi'nin kurulması projesini yürütmüştük. O zaman Türkiye Gençlik Birliği Derneği yürütmüştü bu projeyi ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren birçok gençlik kuruluşu bir mutabakat zaptı imzalayarak bu projeyi yönetmişti Avrupa Birliği Delegasyonu'nun desteğiyle. Burada bu fikrin ortaya çıkışında bir önemli süreç arkadaşlar bence Avrupa Birliği programlarından Türkiye'nin yararlanmaya başlaması da etkili oldu diye düşünüyorum. Çünkü biz Avrupa Birliği'nin bu gençlik programlarına 1996'da başladık. 96-97 döneminde artık bu değişimler, toplantılar vesaireler hemen ardından 96'da yapılan Türkiye'deki o Habitat konferansı işte 2002'de gençlik meclisleri, kent meclisleri vesairenin kurulması ile ilgili bir takım genelgeler bu gençlik çalışmalarının daha örgütlü, daha derli toplu temsilinin yapılanması ile ilgili tartışmalara götürdü bizi işin açıkçası. Ve dolayısıyla işte Avrupa Birliği programlarına katılan arkadaşlarımız, gençlik çalışanları, Habitat çalışmaları sırasında ortaya çıkan birçok rapor gençlik örgütlenmeleri ile ilgili. Bunlar bizleri bu tartışmaya çekti işin açıkçası 2000'lerin başında. Dolayısıyla biz o zamandan bu yana yaklaşık 20 yıldır bu gençlik konseyi kavramı üzerinde tartışıyoruz Ela Hocam. Peki neler yaptınız Hakkı abi? Yani çünkü biliyoruz ki Ulusal Gençlik Konseyi henüz kurulamadı. Ama siz bunun kurulabilmesi için nasıl ilişkilerde bulundunuz? Nasıl bağlantılar kurdunuz? Şimdi Ankara merkezli olarak birçok sivil toplum örgütü bir araya geldik. Bu işte, dedim ya bu süreç böyle o kadar yoğun bir süreçti ki Ela Hocam. Yani her toplantıda, her konuşmada böyle bir fikirler havada uçuşuyor. Ne yapalım? Bizde de olur mu? Olmaz mı? İşte o dönemde bir takım üst yapılanmalar var. İşte federasyonlar kuruluyor falan. Acaba nasıl bir örgüt olabilir? İşte ben mesela şahsen söyleyeyim. Yurt dışına gidiyoruz. Orada bir toplantıya gidiyoruz. Birisi diyor ki ben falanca gençlik konseyindeyim. Onlarla temasa geçiyoruz. Ya siz nasıl örgütlendiniz? Nasıl kurulduz? Bu fikirler hep böyle kaynadı işin açıkçası. Böyle bir potada eritilmeye, kaynatılmaya başlandı ve bizim bu gençlik alanında çalışan uzman arkadaşlar ne zaman bir araya gelsek bunların tartışması başladı. Bu tartışmalar bir süre sonra şöyle bir meyve vermeye başladı. 2003 yılında Avrupa Delegasyonu gençlik sivil toplum örgütlerinin böyle yapılanması ile ilgili bir hibe çağrısına çıktı. Delegasyon destekli bir hibeydi. Biz de o dönemki arkadaşlarla oturup konuştuk. Acaba biz bu hep havada kalan tartışmaları somut bir şeye dönüştürebilir miyiz? Diye. Ve sonucunda bir proje yazalım fikri çıktı. Yalnız bu noktada bir şey de eklemem gerekiyor. Biz bu sivil toplum örgütü temsilcileri arkadaşlarla bu yapıyı konuşurken projeye başvuralım bir proje. Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi'nin kurulmasıyla ilgili altyapının desteklenmesiyle ilgili bir projeydi bu. Yani zaten adı TÜGEK, yani Türkiye Gençlik Konseyi projesi diye geçiyordu. O arada da ki Habitat Derneği'nin başlattığı Ulusal Gençlik Parlamentosu diye bir girişim de vardı. Onlar da bir bakıma bir gençlik konseyi gibi hareket ediyorlardı. Hatta Türkiye'yi zaman zaman yurt dışı toplantılarında bir konsey statüsünde temsil ediyorlardı. Onların da öyle bir çalışması vardı. Maalesef bu iki yapı bir araya gelemedi sonrasında. İlk başta beraber bir yola çıkmıştık o proje kapsamında ama sonradan çok beraber olamadık onlarla. Ama çok ciddi katkıları bulunmuştur o sürecinde. Onu da hani vurgulamamız gerekiyor. Velhasıl bir proje girişimine bulunduk.
Ve bu proje kapsamında Türkiye'nin birçok ilin, yani proje yazdık, başvurduk, kısaca öyle söyleyeyim. Ankara'daki özellikle bir sürü sivil toplum kuruluşu mutabakat zaptı imzaladı. Yani aklınıza gelen, hatta burada da temsilciler olan birçok sivil toplum kuruluşu. Projeyi yaptık, projeyi uyguladık ve Türkiye'nin birçok ilinde sivil toplum katılımı, karar alma süreçlerine katılım, gençlik konseyi nedir, ne değildir konusunda seminerler, toplantılar düzenlendi. Büyük ulusal toplantılar düzenlendi. Büyük ulusal çalıştaylar düzenlendi. Bu kapsamda birçok yerel ve ulusal düzeyde yetkiliyle konuştuk. Bakanlarla falan görüşüldü. Milletvekilleriyle görüşüldü. Belediye başkanlarıyla görüşüldü ve bu Türkiye'nin özellikle işte gençliğin birçok alanda temsiline olanak sağlayacağını düşündüğümüz üst yapının oluşmasıyla ilgili çok büyük lobi çalışmaları yapıldı bu proje kapsamında. Ve taslak bir konsey tüzüğü hazırlandı. Mesela çok önemli çıktılardan birisi buydu o projenin. Tabii. Ondan sonra dünyadaki birçok ulusal gençlik konseyinin yapısı incelendi arkadaşlar o proje kapsamında ve her birinin o konseylerle ilgili bir rapor hazırlandı ve bunların dokümanları Türkçe'ye çevrildi o proje kapsamında. Yerel birçok çalıştayın raporu hazırlandı. İşte tematik birçok konuda raporlar hazırlandı ve bu proje kapsamında proje faaliyetleri kapsamında böyle bir hem bilgi havuzu oluşturuldu hem böyle lobicilik çalışması geliştirildi ve en üst düzeyde, dediğim gibi bakan düzeyinde bir takım görüşmeler yapılarak bu fikrin artık böyle yaygınlaştırılması sağlandı. Projenin en önemli çıktıların, beklendik çıktılarından bir tanesi aslında proje sonunda bir örgütlenme modeliyle konseyin kurulmasını istiyorduk biz işin açıkçası. Ama maalesef olmadı arkadaşlar bu. Yani o 2003-2004 döneminde bunu sağlayamadık. Yani altyapı hazırdı, konsey tüzüğü hazırdı, belgelerimiz hazırdı vesaire ama maalesef üzülerek söylemeliyim ki o örgütlenme modeli üzerinde çok anlaşamadık. O örgütlenme modeline istediğimiz desteği bulamadık. Ve o en hani tepedeki amaca maalesef ulaşamadık. Tam da onu soracaktım Akkabı. Sen lafı oraya getirdin. Bu kadar büyük bir oluşum, ya bu kadar örgütün bir araya gelmesi, birçok dünyadaki gençlik konseylerinin yapılarını incelediniz, Türkiye'ye uygun bir yapı oluşturmaya çalıştınız. Peki sonunda gençlik konseyi neden kurulamadı? Bununla ilgili ayrı bir oturum yapabiliriz. Şimdi Obama başkanını da görüyorum. Onun da söyleyecekleri vardır. Nevmettin burada. Onların da söyleyecekleri vardır. Eminim ki. Neden kuramadık? Ya birkaç tane hani temel sorun oluştu değerli arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi hangi statüde örgütleneceğimiz sorunu yaşadık biz işin açıkçası. Onu çözemedik bir türlü. Yalnız bu noktada bir şeyi vurgulamak istiyorum. İşte o dönemki işte dernekler yasası falan biraz daha sınırlayıcı bir yasaydı. Hareket kabiliyeti düşük bir yasaydı biliyorsunuz. 2003-2004 döneminde. Yani dernek olarak mı kurulsun şu andaki yapı gibi mi? Federatif bir yapı olarak mı kurulsun? Ya da başka bir model üzerinden mi kurulsun? Şimdi bunların hepsinin vakıf mı olsun? Bakın bunları tartıştık biz. Birinci ayrım ya da zorluk burada yaşadık. Yani kim örgütler? İşte dernek olursa biz dernek küçük bir şey. Yani o olmaz. Hatta bu arada bir şey daha söylemiyordum. Biz Ulusal Gençlik Konseyi yasa tasarısı geliştirdik. Özellikle hani ELSA, Uluslararası Avrupa Öğrencileri Topluluğu bu süreçte bizim ortağımızdı, proje ortağıydı ve yürütücülerden biriydi. Adlarını anmadan geçemeyeceğim. Bizim kıymetli Başak ve Seçil arkadaşlarımız çok ciddi bir çalışma yaptı ve bir yasa teklifi dahi oluşturduk biz. Yani eğer devlet tarafından bir yasal statüsü olacaksa nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir yasa teklifi dahi oluşturduk. Belki bağımsız bir hani kanunla kurulan dernekler, böyle üst yapılar var ya, onun gibi bir yapı da olabilir gibi bir model de düşündük. Dediğim gibi bunların hiçbiri yeterli desteği göremedi. Yani vakıf dediğimiz zaman başka bir kitle, ya bu olmaz, biz o zaman olmayız. Öbürü işte dernek dediğiniz başka birisi olmaz. Federasyon dedik örneğin, daha üst yapı, büyük bir yapı, kapsayıcı. Bu sefer öğrenci toplulukları vesaireler dediler, o zaman biz olmuyoruz, biz nasıl temsil edeceğiz gibi bir sürü böyle bir içten böyle bir problem çıktı. Bir kere en büyük sorunlarımızdan biri oydu. Bir diğeri, ya biz bu lobi çalışmalarını çok yaptık ama değerli arkadaşlar, hükümet kanadında, devlet kanadında çok istediğimiz desteği de bulamadık. Yani böyle bizi motive edecek, destekleyecek, meşruiyetimizi tanıyacak,
Bu önemli olduğunu düşünüyorum. Bir yapı da oluşturamadık işin açıkçası. Çünkü o dönemde biz bir sonradan öğreniyoruz. Başka bir takım gruplar da biz de kurarız. Bizim de konseyimiz olsun girişimleri olduğunu öğrendik falan. Paralel konsey kurulmaya çalışıldı falan. O arada biz böyle bir kaldık, öyle söyleyeyim. Birçok nedenden dolayı o dediğimiz yapı oluşmadı. Ama dediğim gibi örgütlenme modellerinde anlaşamamamız, meşrutiyet tartışması, yasal desteği bulamamamız bunlar önemli nedenler diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Hakkı abi. Dediğin gibi gerçekten şu an fark ediyoruz ki aslında her bu küçük bölümlere ayırdığımız kısımla ilgili büyük birer oturum gerekecek galiba. Kesinlikle. Yani zorluk diyorsunuz. Hemen bir anekdot. Bazı toplantılarımız basıldı bizim. O yerel bir takım örgütler tarafından. Musa hocam hatırlar bazılarını, Necmettin hocam hatırlar. Yani bu küçük şeyleri saymıyorum ben, yaşadığımız problemleri saymıyorum. Ya bayağı bildiniz bu toplantı bizden habersiz nasıl toplantı yaparsınız deyip toplantılarımız falan basıldı, engellemeye çalışıyor. Bunu yapan gençlik örgütleri oradaki. Bunun için evet ayrı bir gerçekten oturum. Ben de ikili olacağım muhtemelen. Şimdi hazır kronolojik olarak oraya da gelmişken Musa'yla devam edeceğiz. Ulusal Gençlik Konseyi kurulamadı ama başka bir şeye evrildi. Biraz bize nasıl böyle bir ihtiyaç doğdu, o süreç nasıl da anlatabilir misin? Güzel kişilik olmaya giden yol. Tabii ki. Teşekkürler Ela. Hakkı Hocam da, ağzına sağlık hocam, bayağı anılarım canlandı şimdi. Ben Hakkı Hocam'ın bahsettiği tam o 2004 sürecinde, 2003-2004 yıllarında Gençlik Konseyi girişimiyle tanıştım. O zaman Trabzon'da lisansta öğrenciydim. Tam o dönemde girdim bu çalışmaların içerisine ve böyle derin bir sivil toplum çalışmasıyla da ilk bu dernekle tanıştığım zamandır. Benim için çok kıymetlidir. O yıldan şimdiye kadar da hatta hiç özellikle gençlik alanında çalışma şeyi hiç durmadan devam etmektedir. Böyle o zamanlarla alakalı birkaç anekdot söyleyip ondan sonra Ela soruna geçmek isteyeceğim. Yani böyle bazı şeyleri o dönemki bazı örgütlenmeyle alakalı yapıları belki birazcık söylemek lazım. Hani burada dinlemek isteyen, o dönemi öğrenmek isteyen arkadaşlar için. 63 ilde örgütlenme vardı ben katıldığımda. Yani ben Trabzon'da Çamaba Gençlik Spor Kulübü'nün temsilcisiydim. Rahmetli Fevzi Bahadır hocamız bana bir liste verdi. İçinde yüzlerce örgütün iletişim listesi vardı. Daha Gençlik Konseyi'yle tanışmamıştım. Oğlum al bunlar, bir gün lazım olacak sana dedi. 2 ay sonra da beni Gençlik Konseyi'ne görevlendirdi. O zaman anladım şeyi, neden söylediğini. 63 ilde örgütlenme vardı ve çok sayıda hem yerel hem ulusal, hatta uluslararası örgüt bu işin içerisindeydi. O dönem, yani isimlerini anmak lazım. Aje, Isaac, Türkiye Gençlik Birliği Derneği, Ahmet Yesevi Vakfı, Genç Liderler, daha yani çok çok sayıda dernek çok ciddi katkılar sundu bu sürece ve çok önemli, derin, belki de GoForum bugün buraya gelmesini sağlayacak olan ciddi tartışmalar o dönemde yaşadı. Ben de Hakkı Hocam gibi şimdi Oba'nın başkanı görüyorum, Necmettin Yemiş'i görüyorum, Kenan Dursun'u görüyorum. Yani o dönemden çok önemli şeyler, tartışmalar aktarabilirler. Tamamen o dönemden beri beraber olduğumuz arkadaşlarımız. Şimdi ihtiyaca geleyim Ela, birazcık senin sonuna. Neden böyle bir ihtiyaç oldu? Şimdi bu mücadele devam ediyordu Hakkı Hocam dediği gibi ama şeye, bir yapıya dönüşemedi. Yani bir şöyle şeyler oldu. Kaynak bitti. Yani TGB'ler yazmıştı ilk projeyi. Hakkı Hocam bizzat kendisi yazmıştı yani Türkiye Gençlik Derneği adına. Sonra kaynak bitti. Kaynak bitince toplantılar erişilemez hale geldi. Toplantılar 200-300 kişiyle oluyordu. Yani çok büyük toplantılar oluyordu. Her toplantımızı jandarma basıp 20-30 kişi asker kaçağı diye alıyordu. Hepsi öğrenci arkadaşlardı. Sonra genel sekreter yardımcısı arkadaşlar sabahlara kadar karakoldan arkadaşlar alıp geri gelmeye çalışıyorlardı. Öyle güzel, böyle keyifli anılar da vardı. Kaynak bitince aslında birazcık zorlandık. O dönemde kamuyla bazı görüşmelerimiz oldu ama belki de biz yeteri kadar güçlü bir aktör olamadığımız için ilerletemedik bu süreci. Biraz daha ilerleyince
Daha sonra işte Toplum Gönderi Vakfı, Gençlik Servisleri Merkezi Ankara'dan, İstanbul'dan TOK, TGB'ler, bir dizi örgüt tekrar yan yana geldi ve aslında süreci yeniden başlatmış oldu yıllar sonra. Başak belki o süreci birazcık daha bizzat hani başlangıcında da olan birisi olarak bahseder. Bu grup bir araya gelince, bu örgütler aynı hedef için bir araya geldi. Tekrar çalışmaya başladık. Bir dizi daha işte kaynak yaratmak için fırsatlar bulduk, projeler yazdık. Ve en sonunda bu tartışmalar şöyle bir olgunluğa ulaştı. Bizim bir tüzel kişiliğe ihtiyacımız var. Temsiliyet için, bazı kaynaklara ulaşabilmek için örgütlerin bir araya gelip bir şey yapmasının yanında artık bir kimliği olsun Gençlik Konseyi'nin. Adı ne olursa artık. Ama artık bir kimliği olsun Gençlik Konseyi adına bu çalışmaları yapmaya başladım diye bir ihtiyaç doğmuştu. Ve yine güzel derin tartışmalar sonunda derneklerin kurduğu bir dernek olarak kurulmaya karar verdi. Yani o zaman için Gezi'den biraz sonraydı, sınırlamalar vardı. Yani Gezi mücadelesinin şeyi de vardı, yasalar üzerindeki etkisi. Konsey ismi alınamıyor, Türkiye ismi zaten çok uzun yıllardır biliyorsunuz izne tabi, platform kuramıyorsunuz, ismini alamıyorsunuz. Belirli sınırlamalar da vardı. Gençlik Örgütleri Forumu adıyla bir dernek olarak kurulmaya karar verildi ve bu ihtiyaç temsiliyeti sağlayabilecek ve bağımsız bir yapının olması ihtiyacı o günün şartlarında Türkiye için örgütlenme modellerinden bir tanesi bu. Başka yöntemlerle de olabilirdi. Yani bu sadece seçilen yöntem, birçok örgütlenme modelinden bir tanesi. O zaman için bu şekilde seçildi ve derneklerin kurduğu bir dernek olarak 26 örgütün imzasıyla kuruldu. Yani birazcık belki ondan da bahsetmek lazım. Orada da belli kısıtlarımız vardı. Şunları özellikle belirtmek lazım. Dernek, yani tüzel kişiliği olmayan yapıların da Gençlik Konseyi'nde GoFor'da temsiliyeti olması için çok uzun ve güzel tartışmalar oldu. Çalışma usulü esasları yazıldı o dönemde ve temsiliyetin nasıl sağlanacağıyla alakalı önemli tartışma oldu. Ama yasal mevzuat bizi şunu etti. Derneklerin kuracağı bir dernek olduğu için tüzükte imza sadece tüzel kişiliği olanlar attı. Ama sadece onlar yoktu. Yani hala vardır. Aktifiz var. İşte tüzel kişiliği yok ama konfor üyesidir. Öğrenci toplulukları. Yani tüzel kişilikleri yok ama öğrenci toplulukları herhalde Türkiye'de en çok gençlik çalışması yapan örgütlenme yapısıdır. Üye olabilirler ama bu durumda tüzeye imza atamadılar ya da mevcut durumda da bildiğim kadarıyla yönetim kurulu üyesi olamıyorlar tüzel kişilik sınırından dolayı ama biz bunu çalışma usul ve esaslarıyla aslında bir nevi dengelemiş olduk. Tüzüğün haricinde bizim toplantılarda belki de üzerinde en çok tartıştığımız, o dönemdeki en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu. Çalışma usulü ve esaslarının nasıl olacağı, temsiliyet nasıl olacak, yasal mevzuata nasıl uyacağız gibi konuları çok tartıştık. Nasıl seçimler olacak, kimler aday olacak, işte peki bu yapı nasıl kurulacak? Yani eş başkanlık. Çok güzel tartıştık onu. İşte çok da derin, güzel tartışmalar oldu. Yönetim kurulu nasıl kurulacak? Temsiliyetteki hassasiyetlerimiz ne olacak? Tahminimce hala devam ediyordur. Sayı olarak da kadın erkek sayısının eşit olması, eş başkanlık sistemi olması. Eğer bir pozitif ayrımcılık gerekiyorsa kadın üye sayısının YK'da, yönetim kurulunda daha fazla olması gibi çok güzel şeyler tartışıldı ve uygulandı. Sonra adını mutlaka anmak isterim. Hocamız Ekrem Düzen, Toplum Gönderi Vakfı'ndan hem danışman olarak hem de zamanda gönüllüsü olarak çok emek vermiştik. Yine yani Mehmet Arslan Gençlik Servisleri Merkezi'nden Öykün Bağcı ve Ekrem Hoca, yani onların katkılarını mutlaka anmak lazım. Bu çalışma usulü esasları ve kullanılan bir masalar sistemi vardı. İlk çalışma usulü esasları buna göre yazıldı. Masalar sistemi kurulmasında
çok ciddi katkıları oldu. Fikir babası Ekrem Hoca'dır. Yanlış hatırlamıyorsam, yanlışsam beni düzeltin. Onun üzerine belirli tematik konularda masalar oluşturuldu. Üye bütün örgütlerde bu masalarda görev aldılar. Masalardan temsilciler YK'ya gitmeye başladı. Ama pek çok kriterle, yani masalar kendi içerisinde temsilciler seçtiler, yukarı çıkarlar. Onlar YK'yı oluşturdu. Bir taraftan kadın erkek sayısının eşitliği gibi konular göz önünde bulundurdu. Bulundurdu ve GoFor böyle bir süreçte kuruldu. Ve şeyi çok güzel, iyi hatırlıyorum. TÜZ'ün son halini verdiğimiz toplantıda sayısız telefon görüşmesi oldu. İşte dernekleri arıyor arkadaşlarımız, başkanlar aranıyor derneklerdeki, TÜZÜK'te şöyle bir kural var, buna imza atıyoruz. Derneklerin kurduğu dernek olarak bir ağ oluyoruz. Ulusal Gençlik Konseyi'nin bizim için kuruluş TÜZÜK'ü. Bütün, yani uzunca oldu, yani beklediğimizden çok daha uzun sürdü. Uzunca tartışmalar oldu. Ortak karar verildi. TÜZÜK'ün bir çıktısını aldım. Salonun bir köşesine oturdum. Derneklerden temsilci arkadaşları çağırdım ve imzaları attırdım. O benim için böyle hayatımda hiç unutmayacağım anlardan bir tanesidir. 30 yaş tartışmasını orada çok büyüttük. Ona da bir kısa değinmek lazım. 30 yaş sınırı başta yoktu. Sonra bu fikir öne atıldı. Ben 30 yaşın üzerindeydim. 30 yaş sadece yönetim kuruluna girebilir diye tartışmaya başladık. 30 yaşın üstündeki bir kısım çalışanlar olarak da buna destek verdik. O bunlar... zaten bizim de çok böyle ekip arasında konuşurken de, yani böyle bir 18-30 yaş sınırı getirip sonra da bunu getiriyoruz ve biz gidiyoruz diyen ekibin içindesin aynı zamanda. Biz artık burası için 30 üzerinde kaldık diyen, o çok etkileyici. Şeyi de almak istiyorum Musa senden. Şimdi 26 örgütle kuruldu GoFor. Ulusal Gençlik Konseyi olarak yola çıktı. Sonra Hakkı abinin de değindiği sebeplerden bu gerçekleşemedi ama artık tüzel kişiliğine kavuşarak bu mücadeleye devam etme kararı aldı ve 26 örgütün desteğiyle kuruldu. Peki kurulduğunda artık hedefi ne oldu? Hayal ve hedefi neydi? Nasıl farklılaştı ya da nasıl aynı kaldı? Nasıl ulaşmayı hedefliyordunuz o hayale? Hemen kısaca bahsedeyim. Önce şey diyeyim, bu 30 yaş tartışmasıyla alakalı bir iki şey söylemek isterim. 30 yaş tartışması şunun için önemli. Hala GoFor içerisinde olan arkadaşlar için söylüyorum. Hayatın her, belki pek çok aşamasında böyle de, alanınıza sahip olmazsanız alanınıza birileri girer. Yani dünyanın her yerinde böyle. Bizim bir gençlik projemizde 72 yaşında Fransız bir gençlik derneği başkanı katılımcımız vardı. Tabii ki 30 yaş üstü işte belli pozisyonlarda görev almasın, hiçbir şey yapmasın gençlere demek değildi derdimiz ama bu kadar gençliğin temsiliyetinin tartışıldığı bir yerde yönetim kurulunda gençlerin olması, sözün öncelikle gencin olması çok önemli. Önce yönetim kurulu için bir karar çıktı. Denetim kurulu için bir daha çıkması gerekti. Çünkü 30 yaş üstü alan kapmak böyle bir şey. 30 yaş üstü her alanda böyle. O zaman denetim kuruluna girelim. Sonra bir daha karar çıktı. Hayır, hiçbir kurula girmesin. Hiçbir kurula girmesin. Yani 30 yaş üstünde temsiliyet olması diye. Bu önemli bir tartışmaydı. Kendi kendimizi de dışarıda bıraktık ama şöyle dışarıda bıraktık. Yani yönetim kuruluna giremedik. TÜZÜK'e ben imza atmadım. Yani benim 20 yıllık hayalimdi. TÜZÜK'e imza atmadım. Çünkü derneğimizin 30 yaş altında bir temsilcisi vardı. O imza attı. Onun imza atması gerekiyordu. Bu temsiliyet ve yani bu alanı korumak bence önemli. Onun haricinde destek vermiyor muyuz? Hep veriyoruz. Yani vermeliyiz de. Şimdi burada arkadaşlarımız var. Bir alümni grubu kuruldu geçen gün. Çok mutlu oldum. Orada pek çok arkadaşım. Evet. Daha da çok görecektim. Tam onu diyecektim. Evet, yani o birikimi değerlendirmek için eğer burada olan ve hani GoFor'dan yolu geçmiş ve emeği geçmiş ama o gruba henüz dahil edemediğimiz kişiler varsa lütfen bize ulaşsınlar ya da isim paylaşmak için o GoFor ağını kuvvetlendirmek istiyoruz. Evet. Oban bu arada ayrılacakmış. Başkanım, evet, görüşmek üzere. Bir ara sizi de dinlemek isteriz gençlik çalışmaları içerisinde. Evet, katıldığınız için çok teşekkürler.
Bir de hayale bahsedeyim. Aslında hayalimiz şöyle, yani Ela sorduğun üzere. Bir Hakkı Hoca'nın bahsettiği gibi gençliğin temsiliyetinin sağlanabileceği, gençlerin gençleri ilgilendiren konularda mutlaka bir sözünün olabileceği bir yapıyı kurmaktı. Gofor o zaman bir aktör değildi, yani bir aktör olması gerekiyordu. Hayalde böyle bir şeydi. Bu temsiliyeti sağlayacak, bu örgütlenmeyi sağlayacak bir aktör olmaktı. Ve o da oldu. Yani çok, bunun için çok mutluyum. Hani benim için çok önemli bir şey Gofor'un bugün olduğu yerde. Hayal biraz böyle bir şeydi. Gençlik alanında iyi bir örgütlenme sağlayabilmekti. Ve bu gerçekleşti. Şimdi son bir yıldır Gofor'u hep şöyle tanımlıyorum. Gofor sivil toplumda en önemli aktörlerden bir tanesi oldu. Sadece gençlik alanında değil. Sivil toplum çalışmalarında çok önemli, en önemli aktörlerden bir tanesi oldu. İşte Avrupa Gençlik Forumu üyeliği geldi. İşte bakanlıkla sürekli görüşmeler oluyor bildiğim kadarıyla. Şimdi yeni çalışmalar var. Gofor her yerde anılır oldu. Ben dün online başka bir toplantı izledim. Orada da Gofor anıldı yine. Bu benim için çok mutluluk verici bir şey. Kamudan bahsetmişken Musa, o süreçte kamuyla ilişkiler nasıldı peki? Çünkü Hakkı abinin anlattığına göre önceden zaten yoğun görüşmelerle kamuyla da bağlantı kuruluyor. Sonrasında artık tüzel kişiliğine kavuştu. Peki sizin o tüzel kişilik döneminde nasıldı kamuyla ilişkileriniz? Şöyle özetlemek lazım. Yani kamu bizim her zaman ilk ortağımız. Yani bunu ne olursa olsun akıldan çıkarmamak lazım. Bir tanesi bu. Kamuyla ilişkilerimiz hep vardı. Dirsek temasımız hep vardı. Ama kendi durduğumuz yeri de kaybetmememiz lazım. Gofor bağımsız bir yapı olarak kurulmak üzere çıkmış. Ve farklı fikir ve düşüncelerden de pek çok örgüt beraber kurdu bunu. Yani politik angajmanı olmayan bir yapı olarak kuruldu. Tabii ki politik bir duruş var. Daha doğrusu siyasi angajmanı olmayan bir örgüt olarak kuruldu. Ve bu yapıyı, bu bağımsız olma yapısını hep korumak istedi. Kamuyla olan ilişkilerimiz de bu eksende hep devam etti. Ben hatırlıyorum Başaklar Gençlik Spor'la o dönem çok görüşmeler yaptılar. Toplum Gönülleri Vakfı'nın önceliğinde görüşmeler oldu. Son dönemde biliyorum ki Gofor Genç Spor Bakanlığı'ndan çok davet aldı, görüştü. Hep görüştük. Yani hep de görüşeceğiz. Gençlik bakanlık değildi bir dönem. Yani o zamanki mücadelelerimizden bir tanesi gençliğin bir bakanlık haline gelmesiydi. Genel müdürlüktü. Bir dönem bakanlıktı, sonra genel müdürlük oldu. Sonra tekrar bakanlık oldu. Yani bakanlık olduğu zaman kamu bütçesinden aldığı pay, her şey çok değişiyor tabii. Bundan sonraki süreç için şöyle demek lazım. Kamuyla olan ilişki, Türkiye artık Gofor uluslararası arenada Türkiye Gençlik Konseyi olarak tanındığı için gençlik konseyleri pek çok ülkede kamu bütçesinden idari destek alırlar. Ve bağımsız olarak çalışmalarını kamudan aldıkları bütçelerle gençlik alanındaki örgütlenmeyi güçlendirmek, gençlik alanındaki çalışmaları güçlendirmek için kullanırlar. Dolayısıyla kamuyla olan ilişkiler bu şekilde de devam etmeli. Zor bir dönem oldu. Hakkı Hoca'yla biz bakanlığa gittik. Yani bakan hanımla o zaman konuşma yaptık. Bağımsız olma yapısı yüzünden anlaşamadık. Teşekkür ediyoruz dedik. Kalktık. Yani sürekli bir ilişki her zaman var zaten. Sürekli var. Olmalıdır da. Ama yani Gofor bir aktördür. Yani olduğu kendi çizgisinde ve o şeyi devam ettirmedi. Hiçbir siyasi angajmana izin vermedi. Son olarak şeyi söyleyeyim, bu siyasi angajmanı söyleyeyim. Gofor 2004 döneminde örgütlenirken bütün siyasi partilerin gençlik kolları davetliydi. Bütün üniversitelerin gençlik konseyleri temsilcileri oradaydı. Ben Trabzon'da TKP'den ülke ocaklarına gidiyordum. Ülke ocaklarından işte Saadet Partisi'ni, tamamının gençlik kollarını davet etmek için. CHP gelmişti, toplantılara katılıyordu zaten. Ülke ocakları oradaydı. Yani siyasi partileri, gençlik kolları, üniversitelerin konsey temsilcileri o dönemde içerideydi. Ama siyasi angajman, siyasi problem oradan çıktı. Ondan sonra birazcık aslında bir sonraki dönemde oraya hemen açılmadık. İleride bir yerde belki açılabilir tekrar. Orası işte Hakkı Hoca'nın söylediği toplantılar arasında siz ne yapıyorsunuz falan noktalarına gitti, tehditlere gitti.
O tamam. Heyecanlı kısmı daha uzun, senden de dinlemek istiyorum yani. Sohbetlerimizde zaten dinliyorum ama hakikaten notumu da aldım. Gerçekten bunun için ayrı bir oturum yapmaya ihtiyacımız var bence. Hem GoFor'un mevcut temsilcileri ve üye örgütlerinin de o döneme de şahitlik etmesi için. Ama süreyle ilgili bir derdim var biliyorsun. O Tabii. yüzden şimdi Başak'a geçeceğim. Tabii. Başak'la da Başak TOG'dan o sırada sekreteryanın yürütüldüğü dönemde TOG'daydı. Ve şimdi bizim çok da gurur duyduğumuz Avrupa Gençlik Forumu'na üyelik sürecimizin aslında başladığı, o ilişkilerin yoğunlukla sürdüğü yerde de aktörlerden birisiydi. Hala o dönemde kurulan işbirliklerine devam ediyor GoFor. O süreçten biraz bahsedebilir misin Başak? Nasıl temaslar kurdunuz, o ilişkiler nasıl sağlandı, kimlerle görüşüldü? Sesini açayım. Çağlar, Başak'ın sesini açabilir misin? Tamam. Tamam, açıldı galiba değil mi? Tamam. Yani aslında ben önce bir Musa'nın attığı topla başlamak istiyorum. Çünkü hem Hakkı hem Musa konuşurken kendi sesimi açmaya çalıştım. Sonra açamadım, böyle işte ev sahibi sizi engelliyor şeklinde. Onun heyecanı var daha içinde. Orada anlatmak istediğim birkaç nokta var. Birazcık da tamamlayıcı olması açısından aslında. Yani hani Musa, yani Hakkı bu iş işte farklı dönemlerde 2000'lerden itibaren işte nasıl gençlik örgütlerinin bir araya geldiğini, işte Musa da onun hani 2010'larda, 2011 ile başlayan süreçte işte hangi amaçlar, tartışmalar etrafında sürdüğünü anlattı. Ama bence şunu da söylemek lazım. Yani herhangi bir gençlik örgütleri ya da farklı farklı örgütlenmeler bağlamında bir araya gelişin bir güç oluşturma amacını taşıdığımızı aklımızda tutalım. Şimdi bir güç oluşturma amacının her zaman da arkasında tarihsel bir hikaye vardır. Yani tarihsel toplumsal bir durum vardır daha doğrusu. O tarihsel ve toplumsal durumları hatırlarsak belki hani başında siz anlatırken aslında bu mücadele nasıldı, neyle mücadele ettiğimiz, hangi hikayenin bir parçası olduğumuzu birazcık daha yerli yerine oturturuz. Hatırlarsanız 2011'de işte Gençlik ve Spor Bakanlığı, yani Spor Bakanlığı'nın başına gençlik de geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı oldu. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı aslında çok uzun süredir gençlerle ilgili işte herhangi bir yasanın olmadığı, gençlik haklarından bahsedilmediği, fakat gençlik sivil toplum örgütlerinde çokça artık bu işi koordine eden, bu işe kamu kaynaklarını ayıran, gençlik meselesini sadece işte bir ulusun geleceği ya da bir doktriner bir yaklaşımla ele alınmaması gereken, bir ayrı ihtiyaçları olan bir kategori olarak görülmesi gereken bir mesele olduğunu iddia ediyorlardı. Dolayısıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kurulması o anlamda gayet hayırlı oldu. Fakat sonra ne oldu meselesi aslında bence o bir araya gelelim, güçlenelim, ortak şemsiye bir yapı kuralım ve buradan da politika üretmeye başlayalım dememizde çok önemli itici bir güçtü. Yani bu işte Hakkı'nın bahsettiği Türkiye tarihinin çeşitli farklı evrelerinde, çeşitli farklı gençlik örgütlerinin, yani bu işin tek ismi ve adresi Ulusal Gençlik Konseyi değildir, olmayacaktır da, GoFor da değildir. Başka bir sürü aslında çatı gençlik örgütü ve yapısı var. Onları da böyle, onları da yan yana koymak ve konuşmak lazım. Hepsinin arkasında bir toplumsal mesele iddiası var zaten. Yani Hakkı'nın başta söylediği sorunlardır mesela bunlar. Yani gençlik yoksulluğudur, işte farklı gençlik gruplarının temsil edilmeye oluşudur, işsiz gençlerin konuşulmuyor olmasıdır, hakeza işsizliğin işte %20'lere, %30'lara varmış olmasıdır, eğitim hayatındaki gençlerin barınmadan, eğitimden, işte sağlıktan falan filan farklı farklı sorunlarıdır. Yani bu sorunlar olduğu için zaten örgütler konuşmaya başlarlar, dertlenmeye başlarlar ve çoklukla yan yana gelirler. Şimdi 2011'de bu hikaye bakanlıkla başladı dedik ama ne oldu sonra? Bakanlıkla harekete geçti tekrardan. Daha doğrusu çalkalanmaya başladı gençlik örgütleri. Bir değerler sistemi konuşulmaya başlandı. Bakanlık tarafından dillendirilmeye başlandı. O değerler sistemin konuşulduğu, işte nasıl genç istiyoruz, bir gençlik tanımı var mı, tek bir gençlik tipi var mı meselelerden bir tanesiydi. Gençlik kampları meselesi, hatırlarsanız kız erkek kampların, kadın erkek kampların ayrılması meselesi kritik bir meseleydi. Bir dönüm noktası gibiydi. Çünkü aslında orada 30 tane gençlik örgütü yan yana geldi. Bir deklarasyon imzaladılar. Kadın erkek
kamplar ayrıştırılmaması gerekir. Bu gençlerin gelişimi şiddetsiz ve barış içinde bir kamusal alanda yaşamaları için bir engel teşkil eder. Minimalinde bir açıklama yaptılar. Ama bu yan yana geliş yüzünden tekrardan Ulusal Gençlik Konseyi'ni tartışmaya başladılar. GoFor'u tartışmaya başladılar. O yüzden bu hikayeleri böyle üst üste koymak lazım. Bir değerler sistemi yaratılması, bir bakanlık kurulması, bakanlığın yeni kaynaklar yaratması, gençlik programları oluşturması, hareketlilik programları oluşturması, o güne kadar gençlik örgütlerinin talep ettiği birçok şeyin hayata geçmesi fakat muhtevasının bambaşka bir şekilde hayata geçmesi. Tarafsızlığı hakkında şüpheye düşünmesi, bağımsızlığı hakkında, şeffaflığı hakkında şüpheye düşünmesi. Bunlar yayına getirişte önemli unsurlar. Kusura bakma ya, uzatıyorum. Asıl sonra gelene kadar böyle biraz zaman harcıyorum ama bence kritik meseleler. Bu yan yana geliş, gençlik örgütlerinin yan yana geliş çoğaldıktan sonra çok eş zamanlı olarak. Yani şöyle, bu tarihsel süreçte şöyle hikayeler de var. Tam sonuna geleceğim. Avrupa Gençlik Forumu dönem dönem zaten bir Türkiye'de işte çeşitli uluslararası çalışan kurumlar aracılığıyla da hani AJE'de bunlardan bir tanesidir, işte Habitat'ta bir tanesidir, yani farklı uluslararası kontakları olan kurumlar aracılığıyla bir ilişkiye geçmek istiyordu. O dönemde tekrar ilişkiye geçmek istedi. Bu da bir etken. Ve Avrupa Gençlik Forumu hani hangi açılardan önemli diye baktığınızda Avrupa Konseyi'nin, Avrupa Birliği'nin gençlikle ilgili bütün olmasa da önemli politikalarının da gayet etken yapılardan bir tanesi. Dolayısıyla Türkiye'de de hazır işte gençlik örgütleri yan yana gelmişken bu ilişkinin kurulmasına dair de bir çaba sarf edilmeye başladı. Yani Avrupa hikayesinde tabii Ulusal Gençlik Konseyleri şunu unutmayalım. Yani dünyada birçok farklı ülkede var. Ama çoklukla coğrafi olarak aslında Avrupa sınırlarından bahsediyoruz. Çünkü Avrupa Gençlik zaten forumu isminden de belli olduğu için yani Ulusal Gençlik Konseyleri tüm dünyada var ama Avrupa Gençlik Forumu çoğunlukla işte Avrupa Konseyi içinde 47 tane üye ülke var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Gençlik alanında çok önemli malzeme üretiyor. Eğitim malzemesi üretiyor, gençlik haklarıyla ilgili söylem üretiyor, kaynak üretiyor. Ülkelere, ülkelerdeki işte gençlik spor bakanlıklarına, gençlik bakanlıkları adı her neyse farklı ülkeye göre değişen tavsiyelerde, tavsiye kararlarda bulunuyor. Şimdi bu Avrupa Konseyi'nin ya da Avrupa Birliği gençlik biriminin yürüttüğü çalışmaların içerisinde yer almak buralarda belirleyici olmak anlamına geliyor. Yani çok hani basitçe bir politikaya dair laf söyleyeceksiniz, içinde olacaksınız. Dışından da müdahale edebilirsiniz, içinden de müdahale edebilirsiniz. Ama zaten Musa'nın da söylediği gibi Ulusal Gençlik Konseyi içeriden müdahaleye dair yapılardır çoğunlukla. Yani kamuyla işbirliğini önüne koyar, müzakereyi, istişareyi önüne koyar ve birçok farklı tartışmayı önüne koyar. Dolayısıyla GoFor'da ya da Ulusal Gençlik Konseyi'de bu yapının bir parçası olmak istedi. Avrupa Gençlik Forumu iletişime geçmişti. Bu iletişim devam ettirildi. O dönem ben TOG'da çalışırken TOG Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu'nun da bir parçasıydı. Böyle bir sürü şimdi isim söylüyorum birbirine karışabilirler. Avrupa Gençlik Forumu, Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu falan filan. Bunlar bir tür işte danışma, politika üretme yapıları. Bu Gençlik Danışma Kurulu, Avrupa Konseyi'nin bünyesindeki Gençlik Danışma Kurulu daha kritik bir yapı. Onun da içinde Avrupa Gençlik Forumu var çünkü. Sadece Avrupa Gençlik Forumu'ndan oluşmuyor. Aynı zamanda uluslararası çapta örgütlenmiş, kendini Gençlik Forumu'nun herhangi bir parçası hissetmek zorunda da olmayan birçok gençlik örgütünden de oluşuyor. Ve dediğim gibi doğrudan ülkelere giden tavsiye kararlarının, işte çeşitli politikaların, eğitimlerin, programların, kaynakların vesairenin hepsinin nasıl olacağını belirliyor. Çok belirleyici bir yapı. Geriye dönüp baktığında ülkeler, bakanlıklar düzeyinde bunları hayata geçirse de geçirmese de bile, çünkü Avrupa Konseyi aslında çoğunlukla insan hakları çalışan, demokrasi çalışan, kalkınma çalışan bir örgüt. Yani AB gibi değil, Avrupa Birliği hani daha ekonomik bir yapı. Ama Avrupa Konseyi çok daha bağlayıcılığı zayıf. Ama bununla birlikte Avrupa'daki ülkelerin sivil toplumunu geliştirmede önemli bir güce sahip bir yapı.
Dolayısıyla bunun bir parçası olmak, onun içerisindeki farklı mekanizmanın içerisinde yer almak sizin dediğim gibi gençlik örgütlerinin bir sonraki sene hangi projelere başvuracağını da belirleyebiliyor. Uluslararası çapta işte bir takım işte bir dönem gençlik ve sosyal haklardı, bir dönem Roma gençliğiydi, bir dönem işte şimdi iklim kriziyle ilgili çalışıyor. Uluslararası çapta söylemleri de belirliyor. Dolayısıyla hani bu yapıların bu anlamda altını çizmek lazım. O dönemde biz de yani UGK'da onların bizle ilişkiye geçmesi, bizim çok uygun bir şekilde işte danışma kurulunda yer almamız, oradan İsveç Gençlik Konseyi, işte Almanya Gençlik Konseyi gibi daha yakınlaştığımız örgütlerle tanışmamız dolayısıyla ilişkilendik. Hani ilk soruna böyle cevap vermiş olayım. Biraz başka bir yerden aldım ama. Gayet güzel bir yerden aldın. Aslında sonra tekrar buraya döneceğiz. Çünkü mevcut durumda da gözlemci üyeliğe kabul edilmemizle ilgili senin yorumlarını da almak istiyorum. Ama bir de duymak istediğim şey şu, o dönem sizin gerçekleştirdiğiniz projelerin hala üzerine bir şeyler inşa ederek devam ediyor GoFor. Haliyle biraz o dönemki projelerden bahsedebilir misin? Toplum Gönülleri Vakfı ve Gençlik Servisleri Merkezi'nin sekreteryasındaki dönemde neler yaptı GoFor? Ya öncelikle GoFor'un, GoFor diyeyim, UGK anlayınsız. İkisini birden aynı anda telaffuz etmek zor oluyor. Bir proje olmadığını bilmekte fayda var. Yani böyle her şeyi projelendirmek bazen bizde şey yanılgısına yol açıyor. Yani sanki başlangıcı ve sonu olan ve kaynak olsa da yapılacak, olmasa yapılmayacak şeylermiş gibi. Hayır, aslında GoFor'un kendisi bir proje değildi. Ama GoFor'un kendisi bir projeydi aynı zamanda. Bu da şu demek oluyor. GoFor'u hayata geçirebilmek için çeşitli fonlara ve projelere başvurduk. Aslında o dönem TOG'un sekreteryesini yürüttü, GSM'nin sekreteryesini yürüttü projelerde GoFor'u kurmak için gerekli kaynağı sağlayacak şeyler. GoFor'u kurmak ne demekti? Musa bahsetti. Temel değerlerini oluşturmak demekti. Yazılı kurallarını oluşturmak demekti. Prensip ilkelerini oluşturmak, işte çalışma usul ve esaslarını oluşturmak. Çok tartıştığımız temsiliyet ne? Bence bugün hala bir mesele. Hepimiz temsiliyet dediğimiz aynı şeyi anlıyor muyuz emin değilim. Ama o gün de çok güzel tartışmalar yürüdü ve sonucunda bir yapı kuruldu. Katılım, dahil etme, gençlik hakları, kim içeride, kimi içeride bırakıyoruz, kimi dışarıda bırakıyoruz. O dönemin kutuplaşmış ve bugünün de kutuplaşmış Türkiye'sinde, işte dünyasında yan yana gelebiliyor muyuz, barışı inşa edebiliyor muyuz, şiddetsiz bir iletişim kurabiliyor muyuz? Bütün bu kavramlardan ne anladığımızı konuşmak için biz o fonları aldık. Bunun adı da proje oldu. Yani yaptığımız toplantıların çoğu bu konuları konuşmak üzerineydi. Genel kurul toplantılarımızı yapmak için, işte çalışma grubu toplantılarımızı yapmak için ve tabii ki gençlik örgütlerini işte finansal sürdürülebilirlik, savunuculuk, efendime söyleyeyim kampanya oluşturma, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi konularda güçlendirmek için kullandığımız fonlardı. Ama dediğim gibi yani hani bu o dönem sekreteryesini yürüttüğümüz şey şu değildi. Hani GoFor'un bir projesi olsun, X olsun, Y'ye gitsin, Z'yi başarsın değil. Kendini oluşturmaktı projesi. Fon olmasaydı oluşturur muydu? Oluşturmak için elinden geleni yapardı. Çünkü kamplar için bir araya geldiğinde fona falan ihtiyacı yoktu. Bugün herhangi bir mesele için bir araya geldiğiniz zaman kaynağa ihtiyacınız olmayabilir. Ama kaynak sizin kurumsallaşmanızı ve kurumsal yapınızı, sürülebilirliğinizi sağlamak için illaki bir yerde gerekiyor. Ama onu arama bulma motivasyonunuzun olması lazım. Yani en baştaki motivasyon o. Projelerden bunu anladık çoğunlukla. Biz proje diye 2 sene bunu yürüttük. Kamu kurumlarıyla ilişkiler de vardı. Ya aslında burada konuşulan her şeyi biz proje diye yürüttük. Yani Musa'nın anlattığı şeyleri tekrar ediyor olacağım. Yani masaların çalışmalarını yaptık. Masalar bahsettiğimiz yapının işte çalışma gruplarını işlettik. Onlara danışmanlar bulduk. Uluslararası ziyaretler yaptık. Uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptık. Ki bu bahsettiğin İsveç Gençlik Konseyi ile Almanya Gençlik Konseyi ile değişim deneyim aktarımı gibi yaptığımız işler hep bu kaynaklar sayesinde oldu. Kamu kurumlarıyla birden fazla iletişime geçtik. Her toplantımıza davet etmeye çalıştık. Her davet edildiğimiz toplantılarına gittik. Ama yani şurası kritik. Yani kamu kurumları meselesinde artı bir parantez olarak söylemek istiyorum.
hep ilkelerimizle gittik. Yani bu çok kritik. Yani bağımsız olmak tam da böyle bir şey. Yani kamu kurumlarıyla ortaklaşmak, ortak bir konsensüse varmak tabii ki bizim önümüze koyduğumuz hedef. Ama ilkelerin doğrultusunda, onun bir parçası ve ona tabi olmaman koşuluyla. Herhangi bir iktidarın, hükümetin bugün bu, yarın öteki çok da umursamadık açıkçası. Güdümünde işlemeyecek. Dolayısıyla kendi prensiplerin düzeyinde kararlı olmanı sağlayacak ilişki biçimiyle gittik. Ve bunların hepsi proje, yani proje diye kaynak aldığımız işlerdi. Teşekkür ederim Başak. Bir de zaten seninle konuşmamızın başında da değindiğim, değerlendirmeni de merak ettiğim bir nokta var. Kasım 2019'da yapılan seçimle Avrupa Gençlik Forumu'nda gözlemci üyeliğe kabul edildi GoFor ve biz çok kutladık bunu ekip içerisinde de, üye örgütlerimizle de, temsilcilerimizle de. Sen uzun sürede bu mücadelenin içinde yer almış birisi olarak bu durumun, bu üyeliğe kabul edilmenin Türkiye'deki gençlik grupları için ne anlama geldiğini, bunun ne olanaklar açabileceğini düşündüğünü paylaşabilir misin? Valla duygulandım aslında. Yani bir şey için bu kadar uğraştığınız zaman yarattığı bir duygusal durum var ama iki şey bir arada yürümek zorunda. Yani bu meseleler, mesela Hakkı anlatırken bir yandan şeyden tereddüte düştüm. Yani yukarıdan aşağı inşa edilen meseleler tek başına değil. Yani işte fon açıldı diye UGK tek başına olmuyoruz. Hani Hakkı öyle söyledi demiyorum. Çünkü aslında başta vurguladığı şey kritik benim için. Aslında başka meselelerimiz var. Bir tür vasıta oluyor. O yüzden yani Avrupa Gençlik Forumu hem çok önemli, yani beni içinde çok çaba sarf ettiğim için duygulandıran, o noktaya gelebildiğimiz için mutlu eden bir şey, hem de çok önemsiz. Yani çünkü günün sonunda burada yapacağımız şeyleri, ortak gücümüzü sağlamak, işte öğrenme alanlarımızı çoğaltmak, farklı kurumların deneyimlerini görmek, temsiliyet meselesini daha iyi tartışmak, daha iyi ifade etmek, oradaki örgüt, yani tabii ki günün sonunda o yapının bir parçası olmak demek, buradaki bir sürü farklı gençlik grubuyla oradaki bir sürü farklı gençlik grubunu bir düzeyde yan yana getirmek demek. Yan yana getirmek için fırsatlar oluşturmak demek. Fırsatları çoğaltmak demek. Bu, ya böyle baktığınızda işte kaynak, ilişki, öğrenme, deneyim paylaşımı, temsiliyet, ilk konuşmamda bahsettiğim o Avrupa Konseyi'nin içinde olmak ne demek, politikalara dahil olmak demek ne demek, bunların hepsi için çok güzel bir haber. Çok değerli, çok kıymetli bir iş. Ama dediğim gibi günün sonunda bunu neden yaptığımızı hep unutmayın. Yani dönüp biz yani gençlik hakları için burada neyi işaret ve ne kadar yaradı ve ne kadar işlevsel kılabiliriz. Bu bağlamda önemli. Yani aslında o son dönemi yaşayan sizlerin anlatması ve katkı sunmasını tercih ederim. Çünkü bir sürü de tartışma dönüyor. Oralarda politik yapılar haline geliyor bir müddet sonra. Ama yani çoğulculuk, yani bir takım ortak değerler var. Hani benim kişisel olarak, Başak olarak da altına imza atacağım. O dönem TOG'da çalışırken de savunduğum. Yani sayıya bakmadan söylediğin ve iddia ettiğin şeyin değeri, ki biz buna çoğulculuk diyoruz. Yani azınlıkların da, sayıca çok olmayanların da, hak temelli çalışanların da varlığının, görünürlüğünün sağlanması, katkısının görünür kılınması, katkısının ve katılımının tam anlamıyla sağlanması. Demokrasi, yataylık, bir kurumlar arası eşit ilişkinin kurulması, yani eşitlik idealinin Türkiye'de bu kadar işte kutuplaşmayı, ayrışmayı yarattığı, ayrımcılığın bu kadar konuşulduğu bir ülkede gençlik örgütleri arasında daha ileri noktalara taşınması ve geleneksel anlamda bildiğimiz şeylere karşı çıkma cesaretinin gösterilmesi. Yani bu cesaret de çok kritik. Ya 30 yaş meselesi. Ya o kadar alışmışız ki belirli yapılara, belirli boyun eğme biçimlerine, efendim söyleyeyim, belirli hiyerarşilere, bütün bunların dışına çıkabilme cesaretinin gösterilmesi. Bence hani bu tür alanlarda mümkün. Hani Avrupa Gençlik Forumu da bunları harika bir şekilde başarıyor diye demiyorum. Ama bu tartışmaları hep yaptığımız başka gençler olması açısından, uluslararası camiada başka gençler olması açısından bir artı değer kazandırdığını düşünüyorum. Dolayısıyla hani bu çalışmaları belki yürüten arkadaşların katkısıyla da
Bu soru tam olarak cevaplanabilir. Teşekkür ederim Başak. Bir saati doldurduk gibi haliyle daha konuşacak çok şey var. Gitsek gideriz epey ama süreyi de çok aşmayalım isterim. Ama katılımcılarımızın soruları varsa el kaldırarak ya da mesaj kısmından, chat kısmından atarak belirtebilirler. Sanırım bir sorumuz var. Evet, ses açıldı galiba, değil mi Çağlar? Merhabalar, ben Egemen Metin Turan. Ayrıca Ankara'nın başından beri Ankara'da yaşayan birisi olarak bahsettiğiniz birkaç tane gençlik, Ulusal Gençlik Konseyi kurulma çabasında aslında yer aldım. Belki de hani bu şeyler çok kaybolmadan onları toparlayabiliriz önceki çalışmaları da. Ama benim gördüğüm hepsinde yani ilk görüşmemiz şeyleydi. İlk benim içinde bulunduğum girişim diyeyim. Parti gençlik kollarının içinde olduğu birkaç kez bir araya geldiğimiz sonra olmayacak deyip dağıldığımızdı. Daha önce bahsedilen Hakkı'nın falan da bahsettiği önceki girişimlerle ilgili de bayağı hani aranırsa şey var, bilgi var. Sonuçta uluslararası bir gençlik örgütünün üyesi olarak yani hem de örgütümüz European Youth Forum'da ve Advisory Board danışma kurulunda konseyde olduğu için bayağı hani işin içinde olduk. Söyleyeceğim şey şu aslında, yani herkes biraz bahsetti. Hayatın kendisi politik, yani yaptığın her adım politik ama partizan değil. Ve bunu bu ülkede sağlamak çok zor. İşte şeyin bir tane, Bilgi Üniversitesi'nin Milli Türk Talebe Birliği ile ilgili bir şeyi var, yayını var. Oradan bakarsanız hani neden partiler böyle bir örgütü kendileri için iyi bir kaynak görüyorlar açısından şeyler de anlatıyor. Çünkü böyle bir örgütlenme, etkileme fikri olarak görünüyor Türkiye'deki partiler açısından. Halbuki geleceğini, ne olması gerektiğini söyleyecek olan gençler. Yani bugün işte 60'larında, 70'lerinde insanlar ülkenin geleceğinin ne olacağını söylüyorlar. Halbuki o gelecekte yaşayacak olan gençler. Ve o geleceğe sahip çıkmazsak başkalarının belirlediği geleceklerde yaşıyoruz. İşte aslında işin bütün özü geleceğimizi ve nasıl bir dünyada, nasıl bir Avrupa'da, nasıl bir Türkiye'de, nasıl bir Ankara'da işte yaşayacağımızı belirleme hakkını talep etmek aslında bir taraftan Ulusal Gençlik Konseyi. Çünkü tek başımıza, yani hepimiz içimizde bazı hak temelli çalışanlar var, işte mesleğe yönelik olarak çalışanlar var, işte öğrenci örgütlenmeleri var. Yani bunların hepsine baktığımızda tek tek her birinin birer etki gücü var. Ama hani bir araya geldiğimizde etkimiz çok daha fazla oluyor. Bir de hani bizim ülkemiz maalesef hani bu demokratik süreçleri, işte katılımı, çoğulculuğu böyle çok iyi yaşamış bir ülke olmadığı için deneyimleri az. Buradan bakıldığında hani Gençlik Örgütleri Forumu'nu işte şeyin siyasi partilerimizin işte devletin kabul etmesi o yüzden çok şey görünüyor. Devlet gençliği sporla beraber görüyor sadece. Bugüne kadar bakın ya Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik veya Spor Bakanlığı yani gelecekle ilgili, ülkenin yönetimiyle ilgili, hangi politikanın uygulanması gerektiğiyle ilgili, hayatımızla ilgili kararları alacak yetkinlikte görmüyor. Aslında bu tartışmalar şeyde de olmuştu işte milletvekili seçilme yaşını 25'e indirilmesinde. Bizim örgüt olarak politikamız 18'di. Seçen seçilebilir şeyiyle. Ama orada bir şeyin işte Gençarı sekreteryasını ve öncülüğünü yapmıştı onun. Oradaki katılımcılarının 3-4 tanesi genç, kalanı 60 yaş üstüydü örneğin. Çok gençlerle ilgili bir konuda hani kararı vermek şeydi. Yani bunların şeyi için, daha öncekiler için de, tarih için de başka bir şey yaparız ama sizden istediğim bir iki bir şey var. Çünkü ben hani belli bir yaşı geçtiğim için ben de son girişimde çok fazla takip edemedim. Etmeye çalıştım ama biraz daha şey olmamız lazım, şeffaf.
kararları işte şeyi web sitemizden daha çok sağlamamız lazım. Web sitesine bakarsanız en son yönetim kurulu 2016-2018 mesela. Yani hani bunları çözmemiz lazım ki biz daha fazla bilgi sahip olabilelim. O hani bahsettiğimiz alumni grubu bilgileri daha iyi iletebilsin. Üzerimizdeki o yükü atabilelim. Ben öyle bir şey istiyorum bir taraftan. Çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Biz de çok istiyoruz ve çalışıyoruz üzerinde. Yakın zamanda umuyorum ki bahsettiğiniz eleştirileri de o şeffaflık ve eleştiri kısmını da içinizi rahatlatacak şeyleri web sitemizde görüyor olursunuz. Başka sorusu olan var mıdır acaba? El kaldırarak ya da mesajla iletebilirsiniz. Sanıyorum yok diye görüyorum. Çok teşekkür ediyorum konuklarımıza. Hakkı abi çok teşekkürler. Musa Başak çok teşekkür ederiz. Gerçekten böyle notlar alarak hani sizi bu kadar insanın önünde de sözünü alıp sonrasında tekrar davet edeceğimizi ve daha uzun uzun konuşacağımızın da böyle hafif bir baskıyla sözünü alıp çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Kısa bir böyle önümüzdeki haftayla ilgili bilgilendirmeyi de aktarayım. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmeyi umut ediyoruz. Bu sefer konumuz ulusal gençlik politikası, ihtiyaç mı, hak mı? 19 Mayıs'ta gerçekleştiriyor olacağız. Bizim için de konuyu seçerken de çok hassasiyetle yaklaştığımız bir durumdu. Katılımcılarımız Avrupa Konseyi Gençlik Danışma Kurulu üyeleri olacak ve moderasyonda GoFor Yönetim Kurulu Eş Başkanı Baran Çetinkaya sağlayacak. Şu anda da aramızda Baran. Başvurular ve duyurular için yine Instagram sayfamızı, hesabımızı takip edebilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Görüşmek üzere önümüzdeki hafta.